Ben Barış Kopuz. Malum biz Rizeliyiz. Birazcık İtalyan ailesi gibiydik biz açık konuşmak gerekirse. Ya ben mutlu ve şanslı bir çocuktum. Yani proje bir çocuk değildim ama ilk oh çektiğim nokta fabrikadan ilk ürünün çıkışını ve fatura kesilişini gördüğüm an. İlk ohumu çektim ama tabii çok erkenmiş. Şu anda bana da desen ki bu firmayı kapatacağız, ben de bir tepki gösterebilirim. İşte yani ben bu fabrikayı kurarken dolar kuru 3'tü. Şu anda malumunuz. Genç arkadaşlara tavsiyem, bir işe başlıyorlarsa o işi bilen insanlara hakkını vererek ve arkalarında durarak başlamalarını tavsiye ederim. Bu futbol bizim ailemizde ciddi bir tutkudur. Ben de Beşiktaş seçmelerinde katıldım. Son elemede elendim. Şöyle, dürüstlüğün, iyi niyetin ve yani özünde işinizi düzgün yapmanın önemine inanıyorum. Yani arkasında durduktan sonra herkes de değişimin bir parçası olmaya başlıyor. Eğer değişimin bir parçası olmamakta çok ısrar ediyorsa da bir süre sonra o da değişime uğramak zorunda kalabiliyor. Ben biraz bu düşüncede biriyim. Ben Barış Kopuz. 1987 İstanbul doğumluyum. Öğrenim hayatıma İstanbul'da Terakki Vakfı'nda başladım. Daha sonra Avusturya Lisesi. Ondan sonra da Koç Üniversitesi ve UCLA'ya gittim. Kaliforniya'da. Daha sonrasında askerliği yaptıktan sonra aile işletmemizde işe başladım. Kopuzlar Şirketler Grubu bir aile firması. Ben 3. nesliyim. Şirketimizin sanayi, serbest bölge ve gayrimenkul yatırım alanlarında firmaları var. 9 adet firmamız mevcut. Bunların sanayi çatısı altındakiler Kopuzlar Eva Kauçuk, Lifli Rulo Leva AŞ. Bu firmalar karton, kauçuk, polietilen ve Eva köpük üretimleri yapıyorlar. Aynı zamanda bir de geri dönüşüm tesisimiz var. Serbest bölge, Desbaş serbest bölgesi. Türkiye'nin en büyük 3. serbest bölgesi. Biz oranın kurucu ortaklarındanız, hissedarlarındanız ve işletmesini de biz yapıyoruz. Ben ve amcam yönetimindeyiz. 3.2 milyar dolar ticaret hacmine sahip bir bölge. Bölge içerisindeki firmalara %90 ihracatçı firmalara hizmet veriyoruz. Onun dışında bölgede yine kendimize ait antrepolarımız var. Burada yükle indir bindir ve kiralama hizmetleri veriyoruz. Bunun dışında gayrimenkul yatırım firmamız var. Bu firmada da hem kat karşılığı inşaat projeleri yapıyoruz hem de arsa, kapalı alan tarzı stoklar oluşturup bunları değerlendiriyoruz. Şöyle, benim rahmetli dedem, yani çok çalışkan ve azimli bir adam. Dedemin babası Rize'de kavurmacılık ve et kasap işleri yapan Rize'nin variyetli ailelerinden biri. Ama dedem 16 yaşında İstanbul'a gelmek istediğinde babası ona gitmesinler diye bir şey vermiyor. Yani İstanbul'a 16 yaşında gelip sıfırdan başlıyor. Hatta burada akrabalarının yanında kalmak zorunda başlıyor. Böyle sıfırdan başlayan bir serüven var. İlk başta yağ iskelesi dedikleri bölgede küçük bir taciriye kuruyorlar kardeşleriyle beraber. İki tane erkek kardeşiyle beraber. İlk hikayeleri orada başlıyor. Daha sonra yine beraber bugünkü Nişantaşı Teşvikiye Camii'nin hemen altında Kısmet Pazarı adında o dönemin yani o dönem sayılı market tipinde içinde sebze reyonu olan, et reyonu olan marketler varmış. Onlar da Kısmet Pazarı adı altında bir tane market açıyorlar Teşvikiye'de. Ve aynı zamanda da dedem Gazlı Çeşme tarafında eski dericilerin olduğu bölgede hamderi alsat işleri yapmaya başlıyor. Buradaki altyapısı da aslında babasının zamanında Rize'de yaptığı kasap işlerinden dolayı bütün ülkedeki kasapları tanıdığı için aynı zamanda Gazlı Çeşme'de de hamderi alsat sat işi yapmaya başlıyor. Daha sonra ilerleyen vakitlerde Teşvikiye'deki marketi kapatıp tamamen hamderi işine yöneliyor Kazlıçeşme'de. Orada serüveni hızlı bir şekilde ilerliyor. Kısa zamanda ciddi bir başarı elde ediyor. Hamderi'den kazandıklarıyla deri fabrikası kurmaya başlıyor. Aynı zamanda inşaat işine giriyor. Malum biz Rizeliyiz. Bir şekilde hep bir tarafta inşaat ve inşaat dolayıyla arsa işleri var. Orada işanları yapmaya başlıyor. Cihangir, Taksim, Nişantaşı bölgesinde işanları yapmaya başlıyor. Bir yandan da Tuzla bölgesinde daha sonra Gazlıçeşme biliyorsunuz belli bir yılda taşınmak zorunda kaldı dericiler. Tuzla deri sanayi bölgesi kurulmaya başlıyor. Dedem ve amcalarım da buraya gelip 1978'lerde şu anda içinde bulunduğumuz fabrikayı kuruyorlar. O zaman Türkiye'nin en büyük deri fabrikalarından biri bu fabrika. 21
41 metrekare kapalı alan fabrika. Burayı kuruyorlar. Buradan sonra bizim karton fabrikamız olan Liftrulu Levha Sanayi'yi satın alıyorlar. O da bir karton fabrikası. Çok eski bir firma. 1970'lerde kurulmuş. Biz küçük ortaklarından biriyiz. Daha sonra 1990'larda onun bütün hisselerini satın alıp onu da bünyemize kattılar ve daha sonra gayrimenkul yatırım firmasını da kurarak biz işte kat karşılığı inşaatlar, lojistik binalar yapıp kiralama ve arsa toplamaya dönük bir portföy oluşturmaya başlıyorlar ve bu şekilde 1998'de de DESBAŞ yani serbest bölge kuruluyor. Dedem buranın da kurucularından ve en büyük hissedarlarından biri oluyor zaman içerisinde. İlk kurulan serbest bölgelerden biri. Orası da kısa zamanda ciddi bir başarı hikayesine dönüşüyor. Şu an hala da devam ediyor. Türkiye'nin en başarılı bölgelerinden biri. Ve ben işte bu şu an içinde bulunduğumuz fabrikanın fikriyle geldim. Sağ olsun. Ailem de bana destek oldu. Ve arkamda durdular. İşte 6 yıl önce bu fabrikanın kurulumuna başladık. Biz bu tesiste polietilen EVA kauçuk köpükler üretiyoruz. Şu an 65 ton kapasiteyle kendi alanında Türkiye'nin en büyük fabrikası oldu 5 yıllık serüveni içerisinde. Aşağı yukarı 9-10 tane ana sektöre hitap ediyoruz. Otomobil, ambalaj, spor, beyaz eşya, inşaat, izolasyon, oyuncak gibi ana sektörlere hitap eden köpükler üretiyoruz. Hiçbir şey kolay olmuyor tabii ki. Belli bir süreç yaşadık bu geçiş döneminde ama onları da saygıyla karşılıyorum. Çünkü sonuçta dediğiniz gibi 70-80 yıllık bir serüven var ve babalarının işi. Onun için belli bir süreç yaşadık ama sonunda sağ olsunlar hepsi de bu projeye destek oldular ve ciddi projenin içinde de yardımcı oldular. Bana da güvendiler. Yani bizim ailede de birazcık güven esastır. Rahmetli dedemin kurmuş olduğu bir aslında en bence değerli şey bir güven altyapısı var. Babam ve iki amcam, babam Fethi Kopuz, bir amcam Celal Kopuz, bir amcam Gülkan Kopuz. Onların da her zaman ciddi desteği olmuştur ve yani bizde herhangi bir şey başarılı veya başarısız olduğunda kimse bunun hesabını sormaz. Böyle bir güven altyapısı içerisinde yürüyor işler. Yani o dönemde tabii ki sürecin daha yavaş geçiş yapmamız için onlar da hani yavaş yavaş hareket edelim gibi bir duruşta bulundular ama zamanla baktılar ki bu işte hızlı bir şekilde ilerliyor. Hepsi de ciddi bir destek oldular ve firmayı kısa zamanda ciddi bir pozisyona getirdik. Ama yani bahsettiğin kastın herhalde nesiller arası çatışma ve aile, Türk klasik aile firmalarının içindeki yapılardan bahsediyorsun. Biz çok şükür bunları aile içerisinde bir saygı çerçevesinde açtık. Yani genelde Türkiye'de aile firmaları siz de biliyorsunuz işte yani 3. nesli gören aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam %12 civarında. 4. nesil %2'lere düşüyor. Bunların da belli sebepleri var. Duygular ön planda. Genelde maalesef aile firmalarında ve hani kurumsal bir altyapı oluşturamıyoruz. İşte şu anda artık yeni bir dönem var. Aile anayasaları konuşuluyor. Bambaşka kurumsal yapılar konuşuluyor. İnşallah biz bunları ileriye dönük başaracağız ama şu ana kadar iyi geldiğimizi düşünüyorum. En başında yani ilk bu fikirler geldiğinde hani diğer fabrikayı devam ettirme noktasında bizim bir süre bir tartışmalarımız oluştu. Bu da doğaldır. Çünkü dediğim gibi yani çok köklü bir firmadan bahsediyoruz. İsmi olan bir firmadan bahsediyoruz. O dönemde bir geçiş noktasında bir direnç oldu. Ama bunu açtıktan sonra, bu firmayı kurduktan sonra kesinlikle negatif bir yorumda bulunmadılar. Ve yani %100 arkamda durdular. Yani tabii ki şirketin yani bir sıfırdan bir şey kurmak çok zor. Yani ben de sonuçta ilk defa sıfırdan daha önce kurulu bir yapının içerisindeydim. Sıfırdan bir şey kurunca ben de çok zorlandım. Şu anda bana da desen ki bu firmayı kapatacağız ben de bir tepki gösterebilirim. Onun için şu an artık bunu gördükten sonra anlayışla karşılıyorum ama kurulduktan sonra hiçbir noktasında ya bunu niye yaptık, bak yanlış yaptık gibi bir tepki de bulunmadılar. Bizim birazcık da aile olarak bence en önemli değerimiz bu. Yani hatta yani amcamların bana söylediği şu tarz cümleler kurulum aşamasında çünkü ben biraz yıprandım ve ister istemez ciddi bir sermaye harcıyorsunuz ve hani ilk üretim başlayana kadar sancılı bir süreç yaşanıyor. Yani böyle bir tesis aşağı yukarı bir yılda kurulup operasyonel hale gelebiliyor. Bu süreçte ben birazcık psikolojik olarak da yorulduğumda gelip bana oğlum sen bunu niye kafana takıyorsun? Olmazsa da olmaz canın sağ olsun diyebildiler. Onun için bu noktada hakikaten ciddi bir dirayet ve güven gösterdiler. Ben de müteşekkirim açıkçası. Tabii ki sözel olarak bu tarz serzenişlerde bulunduğum oldu.
Çünkü yani sancılı bir döneme de denk geldik açıkçası. İşte yani ben bu fabrikayı kurarken dolar kuru 3'tü. Şu anda malumunuz. O dönemde inşaat krizi yaşandı. Sıkıntılı finansman dönemleri olduğu dönemler yaşandı. Ama dediğim gibi her noktasında sonuçta yani bu fabrika yeni ama biz sıfırdan kurulmuş bir firma olmadığımız için altyapı noktasında hep gerek bizde 50-60 yıldır çalışan çalışanlarımızdan gerek ailemden ciddi destek gördüm. Ama bu cümleleri kurmadım da diyemem. Kurduğum dönemler oldu. Herkesin olmuştur. Sonuçta sancılı dönemler. Yani şu an yanımızda 500 kişinin üzerinde insan çalışıyor. Bunları yönetecek sistemi kurmak bile kolay olan işler değil. Allah'tan bizim geçmişe dönük tecrübemiz vardı dediğim gibi. Ve tecrübelerden de yani bizim ailemin tecrübelerinden de faydalandım. Yanımızda çalışan profesyonellerin tecrübelerinden de faydalandım. Şöyle bir artım oldu. Bizde genelde bu firmanın ekibini daha önce bu konuda ciddi firmalarda çalışmış profesyonellerden kurduk. O profesyonellerle bizim ailemizin kültürü birleşince iş çok hızlı büyüdü. Yani buradan yeni yatırım yapacak genç arkadaşlara tavsiyem bir işe başlıyorlarsa o işi bilen insanlara hakkını vererek ve arkalarında durarak başlamalarını tavsiye ederim. Yani benim tabii şurada 11 yıllık bir iş tecrübem var günün sonunda ama bugüne kadar gördüklerim bu şekilde. Öbür türlü çok sancılı süreçler yaşayabilirler. Ben de yaşadım ama sonrasında doğru yolu bulduğumu düşünüyorum. Şöyle, şanslı bir çocuktum. Yani dedemle beraber aşağı yukarı 19-20 yaşıma kadar dedemle beraber yaşadım. Dedem de yani dediğim gibi çok çalışkan bir insandı ve yazları da beni zorla fabrikaya getirdi. O zaman tabii genç olduğum için çok bu gelme taraftarı değildim ama iyi ki getirmişler. Ben burada dedemin masasının yanında benim de küçük bir sandalyem vardı. Burada onunla beraber ben de yazları çalışıyordum. Yani o zaman anlayamıyorsunuz ama bunlar çok önemli motivasyonlarmış. Rahmetli dedem yani hiçbir şey yapmıyorsanız bir şeyler üretmeye çalışın derdi. Yani şimdi bana da diyenler oluyor. Niye yani sanayiyle insanla uğraşıyorsun, kendini bu kadar yıpratıyorsun gibi ama yani bu da bunu ben hem dedeme ve aileme karşı hem de ülkeme karşı bir ve tabii ki kendi egomu ve başarı tatminini de yaşamak için yaptığım bir şey. Ama bunu da bir yani bir borç olarak da görüyorum. Çünkü yani kolay kurulmuyor böyle yapılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de bunlar devam ettirilemiyor. Değişimin karşısında durabileceğine inanmayan bir insanım. Bu konuda da birazcık ısrarcı olabiliyorum. Diğer insanlar da sizin bir konuda yani aslında benim dedemden gördüğüm en önemli şey buydu. Bir şeyin arkasında dirayetli bir şekilde durduğunuzda bir süre sonra o gerçekleştiriyor. Onun lafıyla yani imkansız yoktur derdi. Dirayetli bir şekilde arkasında durduktan sonra herkes de değişimin bir parçası olmaya başlıyor. Eğer değişimin bir parçası olmamakta çok ısrar ediyorsa da bir süre sonra o da değişime uğramak zorunda kalabiliyor. Ben biraz bu düşüncede biriyim. Yani yeni döneme, yeni gelecek nesillere uygun bir ortam hazırlamak zorundasınız. Yani ben şu anda bir değişim yaptım ama benden sonra gelen nesil de başka bir değişim isteyebilir sözüm ona. İşte ERP sistemi. Siz bunun karşısında durursanız yani hem kendinize hem şirketinize hem ailenize bir kötülük yapmış noktasına geliyorsunuz. Çünkü yani öbür türlü bu şu anki döneme ayak uydurma şansınız yok. Her şey çok hızlı ilerliyor artık. Yani siz üstünüzdeki sorumluluğu insanlara, altınızdaki profesyonel ekibe de delege etmek zorundasınız. Delege ettiğinizde yani artık aile bireylerine ile devam edemezsiniz. Sonuçta işte ülkemizin de problemlerinden liyakat söylenip duruyor. Bunu delege ettiğinizde bunu kontrol etmek noktasında mecbursunuz. Kontrol etmek için de böyle büyük sistemlerde bir altyapı oluşturmak zorundasınız. İşte bu aşamalarda da dediğim gibi ERP sistemleri, aile anayasaları gibi kurumsal altyapılar devreye girmek zorunda. İlk oh çektiğim nokta fabrikadan ilk ürünün çıkışını ve fatura kesilişini gördüğüm an ilk ohumu çektim ama tabii çok erkenmiş. Yani ondan sonra tabii ciddi sancılı bir süreç yaşandı. Daha sonra şöyle söyleyeyim, ne zaman ki dediğim işte sistemleri, işte liyakatli insanları ve sistemleri kurduğumu hissettiğim dönem aşağı yukarı bunun yani 1,5-2 yıl öncesine denk geliyor. Onu da nasıl fark ettim? Bana daha az sorular sorulmaya başlandığında bunu fark ettim. Tabii bir de şirketin her yıl aşağı yukarı %50 ile 70 arası dolar bazında bir büyüme gerçekleştirince bir süre sonra en azından bir bazı şeylerin doğru gittiğini anlamaya başladık. Ama ikinci ohumu da bundan 1,5-2 yıl önce bana daha az sorular gelmeye başladığında ve insanların kendi sorumluluklarını üstlerine aldıklarını hissettiğim anda demeye başladım. Tabii hiç bitmeyen bir süreç bu. Sanayicilik biraz böyle. Yatırımlar sürekli devam ediyor ve yani siz işin içine girdikçe başka işler gelmeye başlıyor. Şöyle, dürüstlüğün, iyi niyetin ve
Yani özünde işinizi düzgün yapmanın önemine inanıyorum. Yani işinizi düzgün yapmadan kastım, yani söylediğinizin sözün sektörde veya müşteriniz karşısında veya işçiniz karşısında bir değerinin olması lazım. Yani benim aile olarak da aslında bizim gelen geleneğimizde en temel öğrendiğim şey bu. Gerek babam, gerek amcamlar, gerek dedem. Yani sözünün ağırlığı olmasını ve insanların buna inanması gerektiğine inanan insanlardı. Onun için de yani her zaman yapabilecekleri şeyleri söylediler ve ya bu duruşla güvenilir bir pozisyonla, yani herkese karşı, yani bu firmanın, bu ailenin güvenilir ve işi liyakatıyla yapacağını yansıtan bir duruşumuz oldu. Çok şükür yani genelde sektörlerden ve insanlardan da geri dönüşümler hep yani bu işi de siz yapın, burada niye yoksunuz? İşte bu da size yakışır gibi dönüşler olduğu için aslında bu da çok büyük bir değer. Yani bunu oluşturduktan sonra işçinizle de alakalı. Yani işçiniz de sizin bir şey söylediğinizde yapacağınıza inanması lazım. Yarın öbür gün Allah korusun bir durum olduğunuzda arkasında duracağına inanması lazım. Böyle olunca onlar da işini daha severek yapıyor. Siz de daha yani mutlu insanlar mutlu ürünler çıkarır gibi bir mottomuz var. Onun için onları da mutlu etmeye çalışıyoruz. Mutlu ürünler çıkınca bu sefer sizin müşteriniz de mutlu oluyor. Yani böyle bir mutluluk cycle'ımız var aslında kendi içimizde. Benim ailemden gördüğüm, kendi vizyonumla birleştirip devam ettirmeye çalıştığım bir iş duruşumuz var. Şöyle söyleyebilirim, dedemin bu odasından Sabancı Üniversitesi gözüküyordu. Rahmetli dedem benim Sabancı'da mekatronik okumamı istemişti. Ve tabii öğlen aralarında da fabrikaya gelmemi istemişti. Ben birazcık daha sosyalliği seçerek Koç Üniversitesi'ne girdim. Hatta yani benle bir tek o zaman işte bir ay konuşmamıştım. Yani proje bir çocuk değildim ama tabii ki yani yaptığı şeyi devam ettirilmesini babam da dedem de istediler. Bunun için de yani o kültürle büyütmeye çalıştılar. İyi ki de yapmışlar. Yani gelip de o dönemlerde çocukken buraların havasını alınca daha sonra daha farklı bakabiliyorsunuz duruma ve yani neyin nasıl yapıldığını da az çok gördüğünüz için devam ettirmek isteyebiliyorsunuz. Öbür türlü vazgeçiş çok kolay olabiliyor. Onun için şimdi o zaman öyle düşünmüyordum ama şimdi bakınca iyi ki yani bir proje çocuk olmasam da buraların tozunu yutmuş olmak önemliymiş. Yani ben pek öyle ağlayan biri değilim ama çok söylenirim. 2,5 yıldır evliyim. Eşim sağ olsun o da söylenmelerimi dinliyor. İlk başlarda bir anlam veremedi. Yani sen dedi bu kadar yani dertlisin, neden o zaman hani ihtiyacın da yok, niye bu kadar zorluyorsun? Ama o da sonra anladı bizim bu yani bu heyecanın bize lazım olduğunu. Aslında yani bu heyecan olmasa ne yapacaksın? Mutsuzluk. Bizim ailede hep böyle bir öngörü vardır. Yani eğer çalışmazsan mutsuz olursun. Bir şey, bir hırsla bir şeyi kovalamazsan mutsuz olursun denir. Yani benim rahmetli dedem artık 87 yaşındasın. Yani bu kadar kendini yorma dediğimizde ben hobi olarak zaten bunu yapıyorum. Ben bu işten keyif alıyorum diyordu. Yavaş yavaş onu anlamaya başlıyorum ama tabii ki yani biraz söylenme noktasında söylenirim yani. Sağ olsun eşim de bunu hoşgörüyü de karşılıyor. Açıkçası şöyle kurallar da koydum. Birazcık çünkü stres yapan bir yapım olduğu için işin belli bir seviyeye geldikten sonra gerek işte satış müdürüne, gerek fabrika müdürüne, gerek diğer şirketlerin müdürüne akşam 5'ten sonra aranmamam gerektiğini, hafta sonları mutlu bir haber yoksa konuşmamamız gerektiği gibi gibi böyle birkaç tane açıkçası hayat kalitemi yükseltecek, stres dozunu azaltacak önlemler de aldım şu son 1-2 yıl içerisinde. Bunların da bana ciddi faydası olduğunu. Çünkü yani insanın ailesine de kendine de bir zaman ayırması lazım. Sadece iş noktasında kendisini meşgul ederse birazcık da eksik kalacağını da düşünen biriyim açıkçası. Bu da bana bayağı faydalı oldu. Rahmetli dedem Fenerbahçeliydi ama onun dışındaki bütün sülalem Beşiktaşlı. Biz bir de amcam Fenerbahçeli. Onun dışındaki bütün ailem Beşiktaşlı. Beşiktaş benim için çocukluktan beri bir tutkudur. Çünkü babamla beraber, yani babamın omzunda ben zaten Nişantaşı'nda oturuyoruz. Oradan bol maçlarına gider gelirdik. Benim babam fanatik bir Beşiktaş taraftarıdır. Tek hayali de Beşiktaş'ta oynamakmış. Yani 35 yaşına kadar da amatör oynadı. Ama tabii rahmetli dedem onların iş adamı olmasını istedi. Amcam da keza İstanbulspor'da profesyonel oynadı. Milli takıma kadar oynamışlığı var. Ama hep günün sonunda hepsi dedemin de biraz baskın yapısı sayesinde işe gelmek zorunda kaldılar. Ama hep bu futbol bizim ailemizde ciddi bir tutkudur. Ben de küçüklüğümden beri oynadım ve Beşiktaş'ta gerek babamla gerek kuzenlerimle beraber paylaştığım bir tutku. Biz beraber hala
maçlara gidip geliyoruz. İşte maç öncesi sosyalleşme, Beşiktaş bizim için bir ailecek, bir tutku. Ya yani babamın hayali aslında kendi olamayınca sonra çocuğunu da Beşiktaş'a defans yapmakmış. Ben de Beşiktaş seçmelerinde katıldım. Son elemede elendim açıkçası. Pek bana uygun bir ortamda değildi. Birazcık da onun da etkisi olduğunu düşünüyorum ama hala sıkı bir Beşiktaş taraftarıyım. Maçlara gidip geliyoruz. Eşim de sağ olsun Beşiktaşlı oldu. Hadi gel balığa gidelim diyebilirdi. Beraber falan giderdik diye düşünüyorum. Yani işin esprisi bir yana, yani dedemin fikirlerini duymak isterdim. Şu anki güncel ortam hakkında, Türkiye hakkında, yaptığımız işler hakkında dedemin ne düşündüğünü kendi ağzından duymak isterdim. Onun dışında eşimle tanıştırmak isterdim. Dediğim gibi yani küçükken yaptığımız şeyleri tekrar yaşayabilmek için, yani tekrar yaşamayı çok isterdim. Çünkü çok zengin bir karakterdi ve çok mantıklı düşünebilen bir insandı. Aileye çok önem veren bir insandı. Yani birazcık İtalyan ailesi gibiydik biz, açık konuşmak gerekirse. Yani işte o var ya filmlerde, bir 30 kişilik bir masa düşünün. Ama işte dede önlüğü giymiş, eti çevirip gelip önüne koy. Yani bu tarzda bir aileydik. Bu da müthiş bir zenginlikmiş. Şimdi bugünden dönüp baktığımda bunları tekrardan, yani o çocukluk dönemimi yaşamak isterdim. Şu anda geldiğimiz noktayla ilgili mutlu mu değil mi, onu o gözünden görmek isterdim yani. We ran out of patience for your love.